Evet arkadaşlar, hayırlı geceler. Tamam. Bir dakika. Evet. Kapat abi, sonra konuşursun ya. Tamam. Tamam abi. Tamam. 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 Tamam abi. Sağ olasın. Görüşürüz. Evet, evet. Hayırlı geceler. 2017 yılının ilk saatlerinde ülkemizde meydana gelen terör saldırısını öncelikle lanetliyoruz. Bu terör saldırısının neticesinde müvekkil Ramazan İşhan hakkında bir takım medya mensuplarının internet haberciliği yapan sitelerin sorumsuz bir şekilde terör olayının failiymiş gibi göstermesi üzerine Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek bu konuyla hiçbir alakamız olmadığını belirterek şikayetçi olduk. Biz Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne giderken terörle mücadele şube müdürlüğünde de gerekli beyanlarımızı verdik. Biz bu olayı sorumsuz bir şekilde basına yansıtan, müvekkilin mağdur olmasını sağlayan basın kuruluşlarından, şahıslardan, kişilerden sosyal medyayı kullanarak sorumsuz bir şekilde ülkenin gündemini değiştirmeye çalışıp aynı zamanda Türkiye doğumlu Kazakistan vatandaşı olan müvekkili hedef göstermek isteyen kişilerden şikayetçiyiz. Şikayet dilekçemizi Emniyet Müdürlüğü'nde şikayetimizi verdik. Yarın da Bakırköy Adliyesi'nde giderek detaylı bir şekilde şikayet dilekçemizi sunacağız, ifademizi vereceğiz. Biz tüm ülkemizin yaşamış olduğu bu menfur saldırıdan dolayı tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Vatanını, milletini seven gençler olarak, kişiler olarak da müvekkillerim her zaman sorumlu bir şekilde davranmaya devam edeceklerdir. Hepinize teşekkür ediyoruz. Peki. Mustafa Serdar Akdoğan, avukatım. Müvekkiliniz konuşacak mı? Onda o bir şey diyecek. Müvekkilin söyleyecekleri ticaret için İstanbul'a. Evet. Ticaret için geldim. Bu haberi bugün akşam saat 5 civarında arkadaşlarımla aldım. Yani başka sonra karakola geldim işte öyle. Yani sizi hani zanlı olarak mı gösterdin? Nasıl? Yok, arkadaşlarım şeyden sosyal medyadan bir şey sosyal yapmış. Platformlardan takip ederek farkına varıyorlar. Farkına varmışlar. Oradan beni haberlendirdiler. Evet. Ben de karakola geldim. İfadenizi verdiniz. İfade vermek için karakola evet. Geldim. Müvekkilim basında yayılan yayınlanan fotoğraflar Türkiye'ye giriş çıkış yaptığı esnada havalimanı güvenlik kameralarına ilişkin 3-4 sene öncesine ilişkin fotoğraflardı. Kazakistan'da ayakkabı, terlik imalatı vardır. Kazakistan vatandaşıdır. Ancak Zeytinburnu İstanbul doğumludur. Ailesi Kazakistan'da yaşamaktadır. Sık sık Türkiye'ye gelip gitmektedir. En son 10 Aralık'ta Gaziantep'teki ayakkabı fuarına katılmak üzere Türkiye'ye gelmiştir. Bu şekilde menfur olaydan sonra da kendisi hiçbir haberi olmadığı şekilde arkadaşların uyarmasıyla bu olaydan vakıf olmuştur. Kendi gelerek, bize de haber vererek, kendi de Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek olayın aydınlığa kavuşması için ifade vermiştir. Peki, geçmiş olsun. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Tamam.